Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Türk Hava Yolları'nın teknik analizine bakacağız. Majör planda her yayında olduğu gibi görüntüleri kontrol edeceğiz. Aynı zamanda kısa vadeye gelmek suretiyle Türk Hava Yolları'nda orta ve uzun vadede beklentiler nedir? Bunları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Lütfen yatırım tavsiyesi olmadığını bilelim. Lütfen bu yayınları eğitim amacıyla dinleyip bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Cebimizdeki parayı kendimiz yönetelim. Şimdi arkadaşlar bakın, Türk Hava Yolları'nda uzunca bir süredir sizlere bu görüntüleri her yayında gösteriyorum. Bıkmadan gösteriyorum. Çünkü panik yapacak ortada bir şeyin olmadığını şahsen düşünüyorum. Ama genel anlamda yatırımcı 10 TL'ye düştü, 20 TL'ye düştü gibi fiyatlara çok aldanıyor ve boğa piyasasında kazanması gereken parayı kazanamıyor. Maalesef boğa piyasasında dahi zarar eden yatırımcı kitlelerimizin sayısı oldukça yüksek. Bunun sebebi kısa vadede bakmış olduğunuz grafiklerle alakalıdır. Boğa piyasasında 3 gün, 5 gün, 1 hafta veya 1 ay görüntülere bakılmaz arkadaşlar. 5 sene, 10 sene, 20 sene gibi majör ana destek ve direnç bölgelerine göre hareket etmek daha doğru sonuçlarla sizi karşılaştıracaktır. Bakın 2008 yılından gelen aşağıda bir kanal görüntümüz vardı. Her yayında anlatıyorum arkadaşlar. Bakın bu kanalımız yukarı yönlü ne zaman aşılıyor? 2022'nin Mayıs ayında. Sonrasında 2022'nin Haziran ayında önemli bir direncin aşılmasıyla retest düşüşü oluyor. Ve kırılan direnç bölgesi Haziran'da retest ediliyor ve 2022 Haziran'la birlikte aslında kanalın aşılmasıyla birlikte kanal teorisine göre fiyatların bir kanal boyu kadar daha gitmesi gerekiyor ve aşağıdaki kanalı aynen klonluyoruz. Kırılım yapılan yere eklemeyle birlikte ilk hedef kanal orta bandı, uzun vadeli hedefse kanal üst bandı olarak karşımıza geliyor. Bakın fiyatlarda kanal orta bandında uzunca bir süredir konsolidasyon yaşadığımızı görüyoruz. Bunun sebebi 2008 yıllarından gelen son derece önemli bir direnç noktası olması. Direnci aşıyoruz. Sonrasında retest hareketini bakın 2023 yılının Ekim ayında yapıyoruz. Ondan sonra düzeltmenin aslında bitmiş olması ve yönün yukarı yönlü olması bekleniyor. Ve fiyatlarda aylık görüntülere göre olur da bir düşüş olursa, bakın böyle bir beklentim yok. Ama piyasalarda global bir piyasanın olduğu bir yerde, yani globaliteden etkilenen bir yatırım aracı olması sebebiyle borsaların oldu da dünyada bir gelişme oldu ve olumsuzluk piyasalara yansıtıldı ve bir düşüş geldi. Öyle bir durumda kanal orta bandı 240 TL gelirse Türk Hava Yolları'nda müthiş alım fırsatı olmasını bekliyorum. Teknik analize göre bu bölge yukarı yönlü 2023'ün Haziran ayında aşılıyor. Sonrasında 2023'ün Ekim ayında bakın destek olarak çalışıyor. Dolayısıyla tekrardan kanal orta bandına destek amacıyla gelmesi beklenmez. Fiyatlarda dalgalanma olsa da genel yön yukarı yönlü olması lazım. Bu kanal orta bandı dediğimiz 240 bölgesine gelmesi normal şartlarda beklenmez arkadaşlar. Ama olur da gelirse, hocam ben uzun vadeli yatırımcıyım, nereden almam lazım, ucuza mal toplamak istiyorum dediğiniz yerler, o zaman Türk Hava Yolları'nda 240 TL civarları olur. Bunun da ötesinde ne var? Bakın bunun üstünde 270 TL var. Belki fiyatlarda eğer Borsa İstanbul'da bir gevşeme olursa 270 TL'lerde 240'ın üstünde önemli alım bölgeleridir. Yani iki bölgeden kademeli almak doğru olacaktır. Eğer sizin elinizde Türk Hava Yolları varsa 270 TL müthiş alım bölgesidir. 240 TL müthiş alım bölgesidir. Ekleme yapmak istiyorsanız fırsat kollamak lazım. Buralara düşerse buralardan almak lazım. Ama Türk Hava Yolları'na hiç yatırım yapmamış, yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar açısından biraz daha kısa vadeye bakmak lazım. Onları da günlük vadelerde inceleyeceğiz. Aylık görüntülerde aynı zamanda yükselen bir trendimiz var. Desteğimizin de üstünde olduğunu görüyoruz. Piyasalarda en ufak bir yukarı yönlü hareketlilik olursa Türk Hava Yolları'nda daha sert yükseliş beklenti dahilinde olacaktır. Yaz sezonu olmamızdan kaynaklı zaten Türk Hava Yolları, Pegasus gibi hisse senetleri yazın güzel hareketler yapıyor. Düşüş beklemek yerine bunlarda yükseliş beklemek daha doğru olabiliyor arkadaşlar. Görüntülerde zaten bize onu gösteriyor. Bakın kısa vadede günlük görüntülere geldim. Grafikler aynen devam ediyor. Burada bir yükselen trendimiz var. Olur da fiyatlarda aşağı yönlü bir gevşeme olursa yükselen trendimizin destek noktası 290 TL olarak
karşımıza geliyor. Önemli bir destek bölgesidir. Normal şartlarda bunun kırılmasını ve aşağı doğru düşmesini beklemeyiz. Eğer fiyatlarda gevşeme olursa 290 TL birinci alım bölgesidir. Kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar için, yani kısa vadede alım yapmak isteyen, eğer bir yükseliş olacaksa bunu kaçırmamak isteyen, düşüş olacaksa da en azından yükseliş olma ihtimaline ilişkin de Türk Hava Yolları hissesini almak isteyen arkadaşlar 290'dan alabilirler. 290 kırılırsa ne yaparsın? 270'te ekleme yaparsın. Olağanüstü durumlar olursa 240'da bir daha ekleme yaparsın. 3 kademede almak doğru olabilir. Ama 290 kırılmadı. Yön yukarı yönlü gitti. O zaman ne yaparsın? Birinci alım bölgesinde ürüne yatırım yaptığından dolayı beklersin. Yükseldikçe kazancını korursun. Yükseldikçe ekleme yap, ekleme yap, senin riskini ve fiyat ortalamanı yukarı çıkaracaktır. Fırsat kollamak lazım. Birinci fırsat 290, ikinci fırsat 270, üçüncü müthiş fırsat olarak gördüğüm bölge ise 240 TL civarından geçiyor. Tabi bunlar yükselen trend olduğundan dolayı en alttaki bandın değeri değişebilir. Yani 240 dediğimiz yer 250 olabilir ilerleyen vadelerde. Ona net bir değer veremeyiz ama 270 yatayda bizim destek nokta. Bu bölgelerde önemli alım fırsat olarak karşımıza gelebilir. Bu konunun anlaşıldığını şahsen düşünüyorum. Hocam, hangi seviyenin yukarı yönlü aşılmasıyla Türk Hava Yolları'nda sert yükselişler başlar dediğimiz noktaya geldiğimizde de buradan bir trend çizersiniz. Bakın, olası bir şekilde fiyatlarda yukarı yönlü hareketlilik olursa 327 TL önemli bir direnç olarak karşımıza geliyor. Eğer fiyatlarda 327 TL'nin üzerinde 1-2 gün kapanış görürsek daha da güçlenme göreceğiz ve yukarı yönlü sert hareketliliğin başlamasını bekleyeceğiz. Bunun da altında daha önce konuştuğumuz 316-317 bölgesi var. Bugün itibariyle bu bölgenin test edildiğini ve sert satış yediğini görüyoruz. Dolayısıyla 317 TL yukarı yönlü aşılmadıkça fiyatlarda desteklere doğru gevşeme olabilir arkadaşlar. Burada ilk destek noktamız 307 TL, 307'nin altında destek noktamız 290 TL, 296, 270 ve 240 olarak gidiyor. Bakın, aşama aşama, kademe kademe sizlere destek noktalarını tane tane anlatmaya çalışıyorum. 307 TL bizim ana destek noktamız değildir arkadaşlar. 290 TL önemli bir destek noktasıdır. 307 TL bir destek noktasıdır ama kırılma ihtimali piyasalarda düşüş olursa muhtemel olan bir destek noktasıdır. Ama bir destek midir? Tabii ki 307 TL bir destek noktası olarak şurada karşımıza gelmesi şahsen beklenir. Yukarı yönlü hareketlilikte de iki tane direnç noktamız var. Bir tane 317 TL, bir diğeri de 326-327 TL. 316'ların üzerinde eğer biz kapanış yapabilirsek o zaman 327'ye doğru bir yükseliş bekleriz. 327 Türk Hava Yolları hissesi açısından dönüm yeridir. Yani fiyatlarda yükseliş devam edecek mi veya fiyatlarda yukarıdaki dirençten dönüp baskılanma devam edecek mi? Bu kararın verileceği yer 326-327 TL civarı olarak karşımıza geliyor. Kısa vadede acele etmemek lazım. Bir piyasaları izlemek lazım. Genel itibariyle bayramdan önceki 2-3 gün ve bayramdan sonraki 2-3 gün bizim Türk piyasamızda biraz sakin geçiyor ve yeşil görülüyor piyasalar. Artı durumlar oluşuyor ama bayramdan sonraki hafta genel itibariyle bir düşüş oluyor arkadaşlar. O yüzden bugün ve yarın bir sıkıntı olmayabilir. Yön yukarı yönlü görülebilir ama önümüzdeki hafta itibariyle geçmişten aldığım tecrübeler bana şunu söylüyor. Önümüzdeki hafta piyasalarda bir gevşeme durumu, bir kar realizasyon durumu, bir baskılanma durumu olabilir. Bunu da bir görmek lazım. Önümüzdeki haftaya bir bakmak lazım. Türk Hava Yolları'nda görüşlerimiz bu şekilde. Lütfen yayınları izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizler beğendiğiniz sürece ben de bu yayınların beğenilmesi sebebiyle daha sık Türk Hava Yolları'nı sizlerle analiz etmek istiyorum. Coin Bulucu'nun ücretli katıl dahil olmak üzere Telegram, WhatsApp, özel oda, özel grup gibi ücretli herhangi bir platformu yoktur. Bu yayınlar birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Lütfen kıymetini bilelim. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.